Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde Opel Combo 1.3 GTT 2010 model aracımın arka disk fren balatalarını değiştireceğim. Samsun'dan buraya yolculuk yaparken elemanın camı açmış, dinlemedi. Arka frenler ses yapıyor dedi. Muhtemelen fren balataları yanmıştır. Ben bu barataları araba alalı hiç değiştirmedim. Toplam 3 yıl oldu. Halen de aynı baratalarla gidiyorum. Muhtemelen yanmışlardır, pişmişlerdir. Yeni baratalarla birlikte daha kolay bir şekilde, yani fren daha güzel tutacaktır. Ses kesecektir. Evet, böylece balatalara kadar geldik. Bayağı da bitmiş, çok az kalmış. Acacan el frenini saldık, şimdi bunları sökeceğiz. Fren merkezi ise Lucas markaymış. Bundan önce alet çıkartmak gerekiyormuş mu? Gerekiyor gibi görünüyor. Alet çıkartmadan sıkıyor galiba. Buradan bakalım hala çıkıyor mu, ona bakacağız.
Elatın buraya çıkartmaya gerek yokmuş. Diğer yerden çıkartmaya gerek varmış. Vatanın şeyleri körüğü çıkmış. Bakın hep mahvolmuş. Balatalara bakalım. Nasıl ne olmuşsa. Yerleri de sıptık, bayağı bitmiş yanmış yani. Ama yine de bir sene daha giderdi bu şekilde balatalar. Markanın ne olduğu belli değil. Kalemi, mahlemini. Garip bir yerde var işte balatalar, mini mini balata güzelmiş. Şimdi balataya uyumlu parça ayarlıyoruz. Tamam, bu uyuyor. Sonra South Yol diye bundan aparat var. İşte onlar burada. Bunu aldım. Diğer de burada diğer parçalar falan daha önce duyulmuş. Her neyse işimi de devam edelim. Buraya neredeyse olmayacak kadar dışarıya çıkmış. Biraz elle çevirerek içeriye sokmalıyım. Şimdi içeri girmeye başladı. Tart aparatta kocam yerine.
Karı yırtmadan tam düzgün bir şekilde yerine yerleştirmemiz gerekiyor. Tam bu ucu baratanın giriş yerinde olacak. Diğer modellerde burada baratani girecek bir parçası oluyordu. Bunlara yapmamışlar. Şöyle bir çıkıntı oluyordu. Bunda yok maalesef ki. Şimdi balatayı takalım. İlk balatayı takıyoruz. Tamam. Balata markası işte Valeo marka. Diğerini de takalım. İşte Valeo. Tamam. Bakalım merkez yerine oturuyor mu, ona bakacağım. Merkez yerine rahatlıkla oturabiliyor. Bunu takmadan önce bunları yağlayacağız. Bakın hala güzel bir yağ var içinde. Hiç paslanmamış. 2010 model araç. Bunun yağı da pırıl pırıl temizmiş. Hiçbir saz, su ve pas yok. Bunu da temizledik. Mavi gres ekliyoruz. Hiç ses yapmaz bu şekilde. Bakımlı araçlar. Diğer benden sonra alan olursa, eğer tabi Allah izin verirse, bu diğer alıcıya da temiz bir şekilde gidecektir bu şekilde. Aracın modifiyeli, güzel olanın modifiyelisi değil, bakımlı olanıdır bence. Şimdi balataların buralarına hafiften bir yağ koyalım. Sesli ve darbeyi emici olarak, bakın bu yana doğru eğri çıkıntıları var. Uygulamayı yaparken balataya yağ etmememiz gerekiyor. Yoksa izleyicilerimiz kızacaktır. Buraya kadar tamam. Şimdi ise pistonu ileri süreceğiz. Körükleri de sağlam bir şekilde duruyor. Buraya kadar iyi. Şimdi hesaplamalar yapalım.
Şimdi frenini takacağız. Buharatı çökmeye gerek yokmuş. Aslında sadece sökülmesi gereken yeri göstereceğim. El freni de böyle kendisini ayarlayacak. Tezgahı buradaki halatı çıkartsanız yetiyor. İşte. Burada tamam. Fren pompalayacağım. Bakalım bir şey değişecek mi? El frenin ne şeyinde ne? El freni çekip salacağım. Freni pompalayacağım. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi fren hemen kendini durdurdu. Artık tekerleği takarabiliriz. Şimdi sıra geldi ön tarafı yapmaya. Şimdi ön balataları sökelim. Diğer tarafları görüntülemeye gerek yok çünkü pek fark olmuyor. Opel kombuyu ben de ilk defa değiştiriyorum balatasını. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada kapaklar var. Kapakları çıkartacağız. İki tane kapak, üç de altta. Bakarım hangi alyan. Bu küçük geldi galiba. Bu kaç numara ise? 7 numara olabilir. Evet 7 numara oluyormuş 7 numara. Bakalım pistonu ileri basmamız gerekiyor. Tamamen yere bastım inşallah. GM yazıyor bakın. Diğer başka ismi var mı bilmiyorum. Yokmuş. Ses yapmaması o işlevleri çok önemli.
bakalım yaylarını kurtarıyoruz. Evet, tamam. Tarık yayı işte. Aynı kornetteki balata sistemine benziyor. Şimdi de böyle kresledik. Şimdi size göstereyim. İşte tarihi minimuma indirin böylece. Eski balataya bakıp yukarı aşağı yön mü var mı diye İyice incelemek gerekiyor. Aşağı önü yukarıya bir fark görünmüyor. Her ikisi de aynı gibi. Ama birinde ok işareti, bakın, birinde farklı, birinde farklı. Demek ki yönü var ama ok neyi gösteriyor? O önemli. Kılavuza bakayım. Belki lastik dönüş yönünü gösterebilir. Bakalım böyle olsun. Madem bir de bu şekil takmaya çalışalım. Bakalım lastik yönü uyumunu sağlıyor mu? Tamam, aşağı ok aşağı işaretle. Böyle dursun. Baratanın oturduğu yere hafiften gres koyalım. Bir de ayak uçlarına koyalım. Ayak uçlarına. Bakın. Ok işareti aşağı gelecek şekilde takıyoruz. Pistonu daha da içeriye bastıracağız. Evet değerli arkadaşlar, GoPro'nun hafıza kartı error veriyor. Bunun hafızadaki videoları aktardım bilgisayara. Devam ediyoruz, tarih yayını takıyoruz.
Önce altımı taksam. Böyle önce burayı takayım. Şöyle de burayı takarım. Bakın buraya gidiyorum, burayı da unutmayın böyle içeriye vermeyi. Tamam, böylece işlem tamamdır. Evet, önce burayı taktım, sonra da altını taktık, böylece uydu. Fren merkezi de takmış olduk. Şimdi tekerleğe takalım. Bu işlemleri yaptıktan sonra frenleri pompalamayı unutmayın. Kesinlikle pompalayınız. Yoksa eğer bir yere gider frene basmanız gerekir. Böylece freni boşalır. Ve boşalınca da paniklersiniz. Paniklenince kazaya sebep olursunuz. 3 yıldır frenleri yenilemedim, bakmadım. Yani gözle görülüyor, janttan beri gerekli görmedim. Ama ses yaptığı için değiştiriyorum. Bakın halen bayağı balata var halen. Bir yıl daha gidebilirdi bu şekilde. Neyse, bunların bir de kapakları var. Kapakları indirdikten sonra biz onları kontrol ediyoruz. Ondan sonra biz onları kontrol ettikten sonra direksiyona otur, freni pompalıyoruz. Fren durduğunu hissettiğiniz zaman şey oluyor, neydi ya, hissettiğiniz zaman artık işlem bitmiş olur, güvende olmuş olursunuz. Her neyse arkadaşlar, uzatmayayım. Bir de akşam oluyor, görüntü iyi çıkmıyor. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.